Karaca metro hattı halen bitmedi. Çalışmaların olduğu yerdeyiz. Gördüğünüz gibi işte Ulaştırma Bakanlığı'nın afişleri var. Vinçler var ama yıllardır bu çalışma bitirilemedi. Zamanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başladı. Fakat beceremedi, bitiremedi. Bunun üzerine bakanlık aldı ve bakanlık devam etti. Fakat yine bitmedi. Şimdi bu niye bitmiyor diye sorduğumuz zaman tatminkar bir cevap alamıyoruz. Biz mecliste Ulaştırma Bakanlığı'na da soruyoruz. Gebze Darıca metro hattı ne zaman bitecek diye soruyoruz. İşte şu zaman bitecek, bu zaman bitecek. Vaatler yerini bulmuyor, tutmuyor. Artık bir espri konusu haline geldi. Gebze Darıca metro hattının bitmeyen inşaatı. Gebze'de, Darıca'da birbirini seven gençler diyor ki aşkımız Gebze Darıca metro hattı gibi olsun. Hiç bitmesin. Bitmiyor, bitmesin. Gençler böyle söylüyor. Vallahi gençlere bile ilham kaynağı olan bir bitmeyen inşaatın önündeyiz. Vatandaş mağdur, esnaf mağdur. Geçtiğimiz sene de biz bu konuyu gündem etmiştik. Esnaflar hep mağdur oluyorlar. İşte inşaatlar var, çevre kapanıyor, esnaf iş yapamıyor. Bundan dolayı büyük mağduriyet oluşuyor. Biz Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. Meclisten de soruyorum, sesleniyorum. Bu inşaatı bir an evvel bitirin diyorum. Yanımda ilçe yönetimlerimizden arkadaşlarımız var. Gebze ilçe eş başkanımız Ömer arkadaşımız burada. Kendisi de bir Gebzeli olarak konu hakkında birkaç kelam edecek. Buyurun. Yani vekilin de dediği gibi yaklaşık bir 10 yıldır bunun söylentisi var. Bugün yarın bu metro inşaatı başlanacak. Yaklaşık 4 yıla yakındır bir başlama süresi başlanılmış ama bir türlü bitmek bilmiyor vekilin de dediği gibi. Özellikle Gebze'de büyük sorunlar var. Gebze merkezde trafik içi sorunları çok büyük. Yani insanların hayatını zorlaştırıyor. Bu anlamda bir çözümün derhal bulunması gerekiyor. Belki Darıca'da istisna biraz daha rahat trafiği engellemiyor ama Gebze merkezde işte Mutlukent durağında çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bu anlamda derhal yetkilerin bir çözüm bulması gerekiyor. Gerekli yerlerin burada çağrımızı yapıyoruz. Yine ilçe yönetimimizden Ferdi arkadaşımızın da söyleyecekleri var. Ben de Ömer Başkan'ın söylediği aynı şekilde katılıyorum. Yani ortada bir proje var. Yıllarca süren. Ya burada insanlar mağdur. Trafik sorunu var. Çarpık yapılaşma var. Esnaf mağdur. Halk mağdur. Ya biz kendimiz halkı gezerken halktan şöyle geliyor. Yani bu metro çalışması sürekli soruluyor. Yani ortada bir proje var ama elle tutulan bir şey yok. Yani bu sefer de 2024 yılına herhalde demişler. 2024 yılına. Yani burada Ulaştırma Bakanlığı derhal yani bir şekilde müdahale edip buranın en kısa sürede bitmesi gerekiyor. Burada Darıca ve Gebze halkının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz buradan başta Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Ardından Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz. Çok uzamış bir inşaat var. Bir mağduriyet var. Gördüğünüz gibi bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Ve vatandaş, esnaf, halkımız hepsi mağdur. Biz konuyu mecliste de gündem edeceğiz ama yerinde tespitle burada gündem ettik. Dilerim en kısa sürede bu soruna çare bulunur. Gebze'den, Gebze Darıca metro hattı inşaatının önünden selamlar, sevgiler.